30 Mayıs 2024 tarihinde deprem olabilir İstanbul'da. Bir Birinci daha tarih. alabilir miyim hocam? 30. 30 Mayıs 2024 tarihinde Satürn Uranüs karesi var. Uranüs İstanbul'un Nova Roma haritasına kare yapıyor. O Nova Roma haritası nedir hocam, bilmeyenler için? Şöyle, Yani. İstanbul ilk İstanbul olduğu an, yani Roma'nın ilk önemli başkenti seçildiği anın haritası, 330 haritası. Nova Roma haritası nedir? Şöyle anlatayım. İstanbul Nova Roma. Roma Roma. 11 Mayıs 0330 saat 16'da İstanbul'da kurulmuştur İstanbul. Yani şöyle, Nova Roma ilan edilmiştir orada. Yani şehirlerin kraliçesi. Yani dünyanın en önemli yerlerinden biri olarak görülmüş ve natal haritasında da Jüpiter Venüs kavuşumu olan tepede gerçekten şehirlerin kraliçesidir. Şimdi natal harita bile bunu vaat ediyor gerçekten. Güneşi Boğa burcudur, 8. evde ve Güneşi Uranüs Güneşi Satürn'de karedir, 8. evde. Bütün depremler sürekli bu Güneş'in üzerinde gerçekleşmiş. Bu İstanbul'un, hatta size şöyle bir şey göstereceğim. Gösterebilecek miyim? Bir dakika. Bir saniye. Bakın arkadaşlar. Gördük hocam. Bu İstanbul Nova haritası ve bakın şu güneşe, Bir. şu gördüğünüz güneş arkadaşlar, bakın hep burada şu bölge tetiklenerek deprem olmuş hep. Hep bu bölge tetiklendiğinde deprem oluyor. Yani deprem neden? Çünkü burada Satürn'le Ay olduğu için, Ay da yeryüzünü gösterdiği için özellikle buradaki kare tetikleniyor sürekli. Ve buradaki Plüto tetikleniyor. Yani şu bölge bam teli. Yani bu bölge üzerinde sert bir geçiş olursa, şimdi oradan Uranüs geçecek. 2026'ya kadar bu deprem olacak arkadaş. Bir jeoloji mühendisi hoca var. O da 2026'yı işaret ediyor hocam. Evet. 2026'da 30 yıllık döngüyü Çok güzel. tamamlıyor diyor. Evet, Çok güzel. 2026'ya kadar bu deprem olacak. Bak, tarih olasılıklarını Faruk veriyorum. hocaydı sanırım. 2000 Faruk hocama selamlar. İşte böyle Aykut. öngörü Aykut muydu neydi? Yani Aykut hocama selamlar. İşte ben diyorum ki artık sene 2023 arkadaşım. Bir şeyleri öngöremiyorsak bu bilgi okuma neyimize? Yani niye biz bu okuyoruz bu okulları canım ya? Yani şimdi burada bakın. 30 Mayıs 2024 bizim için çok riskli bir tarih. Çünkü neden? Gökyüzündeki Uranüs İstanbul'un Novara haritasında önemli bir önemli bir sinodik döngü oluşturuyor. Yani burada çok ciddi bir problem oluşturuyor. Bu bir yaz. 17 Aralık 2024. Bak, 17 Aralık 2024'te Uranüs tekrar İstanbul'a kare yapıyor. Yani Satürn'e kare yapıyor. Yetmedi. Arkadaşlar 15 Mart 2025 Uranüs tekrar Satürn'e kare yapıyor. 3 kere kare var. Yani 2024-2025 yılları içerisinde 30 Mayıs 2024, 17 Aralık 2024, 15 Mart 2025 tarihlerinde Uranüs Satürn'e kare yapıyor. Bu bir deprem olasılığı ortaya koyar. Hocam. Ama elimde sismik veri yok. Şimdi ben tabii şimdi Akut Başkan'ın doğum tarih bilgilerini aldım. Şimdi bu tarihte onun doğum bilgileri üzerinde analiz yapacağım. O tarihte bu adam harekete geçiyor mu? Yani bu adam telaşlı ve panik gösteriyorsa haritası, kesin o tarihte hangisinde gösteriyorsa orada deprem var. Çünkü Hocam neden? Bir deprem saatliğin olduğunda, eklemek istediği bir şey var. evet. Saatli, Şimdi siz buyurun. Bu tarihleri verdiniz. 2024'te iki tarih verdiniz. Bir de 2025'te tarih verdiniz. Ben şimdi İstanbul depremlerini yazmıştım. Tarihte daha önce böyle bir döngü olmuş. evet. 1766'da iki kere deprem olmuş. Yine 2024'teki gibi. Bir de 1767'de olmuş İstanbul'da. Evet. Evet, Saatini kadar 1500. söyleyebilirim Evet, bende var onlar. Benim arşivimde var 1509 depremi, 1766 ve 1894 depremi. hocam. 1766'da iki kere oluyor deprem. Bir Evet, 22 iki kere Mayıs'ta, bir de oluyor. 5 Ağustos'ta. Tamam, 1766'daki iki kere oluyor. Hatta şöyle bir şey, tarihte şöyle bir olayı var onun. Yok diyorlar bir kere oldu, yok diyorlar iki kere oldu, yok diyorlar bu tarihte oldu, yok İki şu hocam. tarihte oldu falan.
Yani orada bir çelişkili bir dönem şey var. İkisinin de haritaları var bende. Burada en büyük olanı 1766 yılında olan en büyük deprem Mayıs ayında olan deprem. 22 Mayıs. İlk Evet, 22 İstanbul Mayıs depremi saat olarak geçiyor. 05.10. 05.10 Evet. sabahleyin oldu. Ve burada çok ciddi ölü sayısı var. İstanbul yerle bir olmuş. Tabii o zamanki Eyüp İstanbul. Yani Sultan o zamanki. Camii'nin yıkıldığı bir deprem. Evet, ya Hocam peki şimdi İstanbul çok büyüdü. o tarihteki gezegen dizilimi ile yani gökyüzü hareketleriyle bu verdiğiniz 2024'te benzeri bir durum mu yaşanıyor gökyüzünde? Evet, şöyle söyleyeyim. O dönemde yani 1766'daki gökyüzünde İstanbul'un o Marama haritasında bahsetmiş olduğum bölge tutulmalar tarafından tetikleniyor. İstanbul'un o Marama haritasında özellikle Uranüs, Plüto, Satürn tarafları baskı altına giriyor ve dediğim o 9 ve 8. evdeki sıkışma meydana geliyor. Yani bütün depremlere baktığımızda İstanbul özellikle 8. evdeki Güneş yüzünden ve Satürn karesi ve Satürn Güneş Plüto karesi tetiklendiğinde meydana geliyor. O yüzden bir dakika şöyle göstereyim bir dakika. Pardon düzeltiyorum. Şimdi Uranüs ve Plütosu İstanbul'un Novarama'nın balık tamam mı? 6. evde özellikle Boğa burcundan İkizler burcu geçişi anında depremler oluyor. Şimdi Uranüs o geçişi yapacak yakında 2026 yılına kadar. Bu geçişi yaparken bir deprem olacak diyorum. Ben yani ne zaman? Ha bunu Türkiye'nin haritasında ispatlıyorum. Şöyle Türkiye zaten problem altında. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye 2026 yılında zaten Ay Uranüs kavuşumu 2025-26 dönemlerinde bir Uranüs kavuşumu gerçekleştiriyor. 2024'ten sonra arkadaşlar zaten Türkiye'de çok ani ve çok şok edici olaylar olacak. Yani bu bir öngörü. Bu noktada bu İstanbul depremini Türkiye'nin natal haritası da veriyor. O tarihlerde. Ama ben tam emin olmak için bana Türkiye'nin AKUT Federasyon Başkanı veya işte bunların doğum bilgilerine ulaşabilirsek bu bilgilerden ben bir analiz çıkartırım. Çünkü burada bir deprem olursa AKUT Başkanı, AFAD Başkanı harekete geçecektir. Telaş ve panik içinde. Dolayısıyla bu kişinin kadersel pozisyonunda burada çok zorlayıcı, stresli bir dönem var mı o dönemlerde? Eğer varsa bunun bir deprem olma olasılığını ortaya koyar mı?